Herkese merhaba. Gençlerin Gözünden adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Defne. Bugün sizlere kutsal kitap gerçekten Tanrı'nın sözü müdür sorusunun cevabını kutsal kitaptan alıntılarla açıklamaya çalışacağım. Bundan önce Behram bizim için sokağa çıktı ve bu sorunun cevabını insanlara sordu. Gelin röportajlarımızı izleyelim ve daha sonra birlikte yanıtlayalım. Kutsal kitap gerçekten Tanrı'nın sözü müdür? Söylenenler o şekilde ama olmayabilir tabii. Vicdanımızın sözüdür. Kutsal kitap gerçekten Tanrı'nın sözü müdür? Bu soruya verdiğimiz yanıt, sadece kutsal kitaba ve onun yaşamlarımız için önemine nasıl baktığımızı belirlemekle kalmaz. Aynı zamanda bizim üzerimizde de nihai bir sonsuz etkisi olacaktır. Eğer kutsal kitap gerçekten de Tanrı'nın sözü ise o zaman bizler onu çok değerli sayar, ona etüt eder, ona itaat eder ve ona tamamen güveniriz. Eğer kutsal kitap Tanrı'nın sözü ise o zaman onu reddetmek, Tanrı'nın kendisini reddetmektir. Tanrı'nın bize kutsal kitabı vermiş olması onun bize olan sevgisinin kanıtı ve gösterimidir. Vahiy sözcüğü sadece Tanrı'nın insanlığa kendisinin nasıl olduğunu ve bizim kendisiyle nasıl doğru bir ilişki içinde olabileceğimizi bildirdiği anlamına gelir. Bunlar Tanrı bize kutsal kitapta tanrısal bir biçimde vahyetmiş olmasaydı bilemeyecek olduğumuz şeylerdir. Tanrı'nın kutsal kitapta kendisi hakkındaki vahyi yavaş yavaş yaklaşık 1500 yıl içinde verildiği halde o zaman insanın Tanrı ile doğru bir ilişkiye sahip olabilmesi için bilmesi gereken her şeyi içermiştir. Eğer kutsal kitap gerçekten Tanrı'nın sözü ise o zaman kutsal kitap iman, dinsel uygulama ve ahlak konularında nihai yetkilidir. Kendimize sormamız gereken soru kutsal kitabın sadece iyi bir kitap değil de Tanrı sözü olduğunu nasıl bilebileceğimizdir. Kutsal kitabı tarih boyunca yazılmış olan bütün diğer dini kitaplardan ayrı kılan eşsiz özellik nedir? Kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunun herhangi bir kanıtı var mıdır? Eğer kutsal kitabın Tanrı tarafından esinlendirilmiş, iman ve uygulamayla ilgili her konuda tamamen yeterli olan Tanrı'nın sözü olduğu iddiasının geçerliliğini belirleyeceksek, bu tür soruların ciddi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Kutsal kitabın Tanrı sözünün ta kendisi olduğunu iddia ettiği konusunda kuşku olamaz. Bu durum, Pavlus'un Timoteos'a tavsiyesinde açıkça görülür. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Kutsal kitabın gerçekten de Tanrı sözü olduğunun hem içsel hem de dışsal kanıtları vardır. İçsel kanıtlar kutsal kitabın içinde olan kutsal kitabın tanrısal kaynaklı olduğunu bildiren sözlerdir. Kutsal kitabın gerçekten Tanrı'nın sözü olduğunun ilk içsel kanıtlarından biri içindekilerin uyum birliğidir. Kutsal kitap aslında 3 kıtada, 3 değişik dilde ve yaklaşık 1500 yıllık bir dönem içinde birçok değişik meslekten 40'tan fazla yazar tarafından yazılmış, 66 değişik kitap olduğu halde baştan sona hiçbir çelişki olmadan bir tek birleşmiş kitap olarak kalmaya devam eder. Bu birleşmişlik onu bütün diğer kitaplardan ayırır ve Tanrı'nın insanlara kaydetmeleri için vermiş olduğu sözlerin tanrısal kaynağının kanıtıdır. Kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunu bildiren içsel kanıtlardan bir başkası da onun sayfalarında yer alan peygamberliklerdir. Kutsal kitap, İsrail dahil bazı ülkelerin, kentlerin ve insanlığın geleceğiyle ilgili yüzlerce ayrıntılı peygamberlik içerir. Diğer peygamberlikler, kendisine iman eden herkes için kurtarıcı olacak kişi olan Mesih'in gelişiyle ilgilidir. Diğer din kitaplarında ya da Nostradamus gibi kişilerin yazdığı kitaplarda yer alan peygamberliklerden farklı olarak kutsal kitabın peygamberlikleri epey ayrıntı sağlar. Eski anlaşmada İsa Mesih ile ilgili 300'den fazla peygamberlik bulunmaktadır. Onun sadece nerede doğacağı ve soyu değil, aynı zamanda onun nasıl ölüp yeniden dirileceği de önceden bildirilmiştir. Kutsal kitapta yer alan gerçekleşmiş peygamberliklerin onların tanrısal kaynaklı olduğundan başka bir mantıklı açıklaması yoktur. Kutsal kitabın içerdiği kapsam ve boyutta ya da türde önceden bildirilmiş peygamberlik içeren başka hiçbir din kitabı yoktur. Kutsal kitabın Tanrı kaynaklı olduğunun üçüncü bir içsel kanıtı da onun eşsiz yetki ve gücüdür. Bu kanıt ilk iki kanıttan daha öznel olsa da kutsal kitabın Tanrı kaynaklı oluşu konusunda onlardan daha az güçlü bir tanıklık oluşturmaz. Kutsal kitabın yetkisi şimdiye kadar yazılmış olan hiçbir kitabınkine benzemez. Bu yetki ve güç
en iyi şekilde Tanrı sözünün doğaüstü gücü tarafından değişen sayısız yaşamda görülür. Uyuşturucu bağımlıları onun aracılığıyla iyileşmiş, eşcinseller onun aracılığıyla özgür kılınmış, kimsesiz ve serseriler onun aracılığıyla değişmiş, katılaşmış suçlular onun aracılığıyla düzelmiş, günahkarlar onun aracılığıyla azarlanmış ve nefret onun aracılığıyla sevgiye dönüşmüştür. Kutsal kitap ancak gerçekten Tanrı sözü olduğu için mümkün olan dinamik ve değiştirici bir güç taşır. Kutsal kitabın gerçekten de Tanrı sözü olduğunu belirten dışsal kanıtlar da vardır. Bunlardan biri kutsal kitabın tarihselliğidir. Kutsal kitap tarihsel olayları ayrıntılı bir şekilde bildirdiği için doğruluğu ve hatasız kesinliğinin herhangi bir başka tarihsel belge gibi onaylanması lazımdır. Hem arkeolojik kanıtlar hem de başka yazılar aracılığıyla kutsal kitabın tarihsel anlatımlarının doğru ve gerçek oldukları tekrar tekrar kanıtlanmıştır. Aslında arkeolojik ve el yazmalarından oluşan kutsal kitabı destekleyen bütün kanıtlar onu eski zamanlardan kalmış en iyi belgelenmiş kitap haline koyar. Kutsal kitabın tarihsel bakımdan doğrulanabilir olayları doğru ve gerçekçi bir şekilde kaydetmesi, dini konular ve doktrinlerden söz ettiği zamanlardaki doğruluğunun büyük bir belirtisidir ve Tanrı sözünün ta kendisi olduğu iddiasını ispatlamaya yardım eder. Kutsal kitabın gerçekten de Tanrı'nın sözü olduğunun bir başka dışsal kanıtı, onun insansal yazarlarının doğruluğudur. Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, Tanrı kendi sözlerini kaydetmek için her kesimden adamlar seçmiştir. Bu adamlar yaşamlarını incelediğimizde onların dürüst ve içten kişiler olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin inandıkları şeyler uğruna büyük acılar veren şekillerde ölmeye razı olmaları, bu sıradan ama dürüst kişilerin Tanrı'nın kendileriyle konuştuğuna gerçekten inandıklarına tanıklık eder. Yeni anlaşma olan İncil'i yazanlar ve daha yüzlerce başka inanlı mesajlarının doğru olduğunu biliyorlardı. Çünkü İsa Mesih'i görmüşler ve İsa ölümden dirildikten sonra onunla vakit geçirmişlerdi. Dirilmiş Mesih'i görmek onların üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Korku içinde saklanmayı bırakıp Tanrı'nın kendilerine vahyettiği mesaj için ölmeye hazır kişiler haline gelmişlerdi. Bu kişilerin yaşam ve ölümleri kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğuna tanıklık eder. Kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunun son dışsal kanıtı da kutsal kitabın yok edilemez oluşudur. Önemi ve Tanrı sözü olma iddiasından ötürü kutsal kitap tarihteki herhangi bir kitaptan daha çok şiddetli saldırılara ve yok edilme çabalarına maruz kalmıştır. Diokletian gibi ilk Roma imparatorlarından komünist diktatörlere ve günümüz ateist ve agnostiklerine kadar kutsal kitap bütün saldırılara karşı durmuş ve onlardan daha uzun süre ayakta kalmıştır. Günümüzde de hala en çok yayınlanan kitaptır. Zaman boyunca kuşkucular kutsal kitabı mitolojik bir kitap olarak görmüşlerdir. Ama arkeoloji onun tarihsel bir kitap olduğunu kanıtlamıştır. Muhalifler onun öğretilerinin ilkel ve modası geçmiş olduklarını söyleyerek onlara saldırmış ama ahlaksal ve yasal kavramları ve öğretilerinin dünyanın her yerindeki toplumlar ve kültürler üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. Sahte bilim, psikoloji ve politik hareketler ona saldırmaya devam etmektedir. Buna karşın bugün de ilk yazıldığı zamanki kadar gerçek ve hayatlarımıza uygun olan bir kitap olmayı sürdürmektedir. Bu kitap geçtiğimiz 2000 yıl içinde sayısız yaşamı ve kültürü değiştirmiştir. Muhalifler ona ne kadar saldırırsa saldırsın, onu yok etmeye ya da ona olan güveni sarsmaya ne kadar çalışırsa çalışsın, kutsal kitap ayakta kalmıştır. Doğruluğu ve insanların yaşamındaki etkisi açıktır. Kutsal kitabın gerçekten de Tanrı'nın sözü olduğu ve Tanrı tarafından doğaüstü bir şekilde korunduğu konusundaki açık tanıklığını bozmak, ona saldırmak ya da onu yok etmek için yapılan her girişime karşın doğruluğu korunmuştur. Kutsal kitaba nasıl saldırılırsa saldırılsın, o bu saldırılardan her zaman değişmemiş ve zarar görmemiş bir şekilde çıkarak ayakta kalmıştır. Ne de olsa İsa, yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır demiştir. Bir insan kanıtlara baktıktan sonra hiç kuşku duymadan evet, kutsal kitap gerçekten de Tanrı'nın sözü diyebilir. Gençlerin Gözünden adlı programımızın bu bölümünde kutsal kitap gerçekten Tanrı'nın sözü müdür sorusunu cevaplandırmaya çalıştım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.